Seyyan Hanım. Aşk mevsimi. Haydi bakalım. Bakalım sen kimsin? Sen kendini maskara edeceksin, ben de oturup izleyeceğim, öyle mi? İstanbul'un öz hakiki elitleri de orada olacak anne. Yürü Afet, yürü. Bir sergiye, bir müzeye, bir müzayedeye gitmezsin. Ama parti marti oldu mu en öndesin maşallah. Anneciğim sevmiyorum ben öyle yerleri. Anlamıyorum da zaten. Ne oluyorsunuz ya? Abi geçenlerde beni götürdü bir sergiye. Ne, Hamiş Kapur mu ne, öyle bir adamın heykel sergisine. Vallahi gözüm aktı bakmaktan. Baktım, baktım, baktım. Hiçbir şey anlamadım. Cahile altın semer vursan cahil, gene cahil. Ne alakası var anne? Bak şimdi abi, öyle mermere yatırmış bir şey. İçi boş böyle. Ay millet hayran hayran bakıyor. Ben sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum, önden bakıyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Boş, bomboş. Meğersem sanatçı o eserinde sonsuzluğu anlatıyormuş. Hayır, sonsuzluğu anlatmak için 30 metre mermere ne ihtiyaç var Allah sen? Başkalarını çok kınadım ben zamanında. Çok eleştirdim. Kınadığın ot burnunun dibinde biter işte. Ya anne, sen de niye bu kızı böyle kavramsal sergilere götürüyorsun? Kavrayamıyor işte. Kocadan başka bir şey kavrayamıyor ki. Kudurdu, kudurdu. Hadi sen git Afet'ciğim. Nereye istiyorsan oraya git hadi. Ay tamam anne, ben çıkıyorum, alışveriş yapacağım yandaki yerde. Sen çıkarken haber ver. Bak, buldum işte. Ne buldun anne? Akseki Deve Demre'de ev, bir sürü ev var. Ya anne, biz bu konuyu kapatmadık mı? Hayır, kapatmadık oğlum. Ben kapatmadıkça bu konuyu kapatmadık. Anne, daha önce de söylediğim gibi biz hiçbir yere gitmiyoruz. Sen istiyorsan buyur. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Hem gidersek belki tansiyonuma iyi gelir, şekerime iyi gelir. Üren bile azalabilir oğlum. Anne iyi ya, sen git o zaman. Bizim orası hiçbir şeyimiz iyi gelmez. Ne benim dükkanıma ne Zeynep'in okuluna. Aa, ne oldu sana böyle? Niye sinirlendin? Ya anne, kaçtır bir Antalya tutturdun gidiyorsun ya. Ya iyi kötü şurada bir hayatımız var. Yani sonunda bir evimiz yurdumuz oldu, bir çevremiz oldu. Ya niye bizi sürüklemek istiyorsun anlamıyorum ki. Sizin iyiliğiniz için yavrum. Anne, burası son durak, o kadar. Siz hiç anne sözü dinlemeyin. Bugüne kadar zaten ne dinlediniz ki? Bugüne kadar annelik yaptım, her istediğinizi yaptım. Ama dinleyen kim? 40 yılda bir ben bir şey istiyorum, yok. Anne onu istemeyiz, biz onu yapmayız, biz onu yapmayız. İşte evlat dediğinde böyle oluyor zaten. Bunca yıldır bunların başımı saçımı süpürge ettim de yapacak.